Evet, hamurumu iyice yoğurdum. Böyle yumuşak yapacakmış kızım. Pudra şeker. Evet, kameranın ekranına pudra şekeri sıçramış. Biraz acele ediyoruz onun için. Acele etmiyoruz. Evet, pudra şekerini sıçratmışız oraya kızım. Acele etmeliyiz. Bari bu oradan dönmeyiz. Acele etmeliyiz. Başka işlerimiz var. Bugün her şeyi bir araya sıkıştırdık değil mi? Evet, kurabiyelerimi 140 derecede 12 dakika pişirdim. Ardından fırını kapattım. Kapağı açık bir şekilde 5 dakikada fırın içerisinde beklettim ki biraz kurusun kurabiyelerim. Şöyle. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, Sanal Fırın'a hoş geldiniz. Bu videomda böyle çatır çatır çatlayan güzel bir portakallı kurabiye nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kurabiyem yapımı için kullanacak olduğum malzemeler 300 gram un, 225 gram toz fındık yani fındık unu, 75 gram tereyağı, dışarıda bırakmıştım çözülsün diye biraz daha fazla erimiş, hafif sulanmış, 150 gram margarin yağı, ikisi aynı kabın içerisinde, 200 gram toz şeker, 2 adet yumurta, 2 adet portakal kabuğu rendesi, 15 gram kabartma tozu ve biraz toz gıda boyası. Gıda boyası kullanmanız şart değil. Kullanmasanız da olur. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Yapımı zaten kolay. Önce kuru malzemeleri şöyle kabartma tozunu, toz gıda boyasını, farklı bir lezzet ve aroma versin diye de gıda amonyağı koyacağım. Amonyum bikarbonat. Biraz şöyle göz kararı. Hani bu şart değil. Ben sadece farklı bir aroma vermesi için koymayı düşünüyorum. Şöyle. Yaklaşık bir 5 gram kadar koydum. Önce bu kuru malzemeleri birbiriyle güzelce karıyorum. Portakal özünü de koyalım. O da kuru. Gıda boyası kullanmazsanız portakal kabuğu ve toz şekeri şöyle elinizle güzelce ufalarsanız hemen hemen o rengi zaten veriyor aslında. Onu da yapabilirsiniz. Evet. Yeterince karıştırır birbirine. Şimdi son olarak yağımızı şöyle erimiş yağ. Yumurtaları ilave ediyorum. Hamurumu bütününden yoğurmaya başlıyorum hepsini. Evet, hamurumu iyice yoğurdum. Böyle yumuşak yapıda bir hamur oldu. Aynı zamanda böyle çok yumuşak olmasının bir sebebi de yağların erimiş olması. Şimdi hamurun biraz kendine gelmesi için tekrar şu kendi kabına koyacağım. Şöyle unu bana koyalım. Buna koyacağım. Şöyle dolaba atacağım. Bir yarım saat dolapta biraz soğumasını, yani içerisindeki yağın biraz donmasını bekleyeceğim. Evet, kurabiye hamurum bir 20 dakika dolapta bekledi. Çok zamanım olmadığı için yarım saat bekletmedim. Biraz toparlamış kendisini. Şöyle hamurdan parçaları koparıp yuvarlayıp pudra şekerini içerisine atıyorum. Oradan çıkartıp tepsime diziyorum. Tartarsanız böyle 20-22 gram falan. Biliyorsun sen benden daha iyi yapıyorsun. Bak, kamerayı onu yaptım. Evet. Kamerayı temizler misin? Kameraya o su mu sıçramış? Pudra şekeri sıçramış kızım. Pudra şeker. Evet, kameranın ekranına pudra şekeri sıçramış. Biraz acele ediyoruz onun için. Acele etmiyoruz. Evet, pudra şekerini sıçratmışız oraya kızım. Acele etmeliyiz. Bari bu oradan dönmeyiz. Acele etmeliyiz. Başka işlerimiz var. Bugün her şeyi bir araya sıkıştırdık değil mi? Aman, öbür şeyler pişti. Fırına zili çalıyor. Evet dostlar, fırınımız gibi çalıyor. Ben şimdiden şöyle söyleyeyim. Şekillendirdim. Şekillendirdikten sonra önceden ısıttığımız 140 derece fanlı fonksiyonda fırında pişirmeye vereceğim ve diğer ürünleri çıkarmaya gidiyorum. Evet, kurabiyelerimi 140 derecede 12 dakika pişirdim. Ardından fırını kapattım. Kapağı açık bir şekilde 5 dakikada fırın içerisinde beklettim ki biraz kurusun kurabiyelerim. Şöyle yakından da göstereyim. Kurabiyelerimiz bu şekilde. Dokusunu da şimdi size göstereceğim. Şöyle dokusunu da bakalım. Bu şekilde sapsarı güzel dokuda kurabiyeler elde ettik. Kurabiyemizi yaptık, bitirdik. Gayet güzel, başarılı bir kurabiye çıkarttık. Kurabiye ürünlerin hemen hemen hepsi için geçerli. Kurabiyeleri bir gün sonra tüketirseniz daha lezzetli, daha kıvamlı olduğunu göreceksiniz. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal Fırın'da kalın. Hoşça kalın.